Meme kanseri tedavisi ile ilgili ekranları başındaki izleyenlerimizi nasıl bilgilendirirsiniz? Meme kanseri tedavisi, meme kanserinin görüldüğü evrelere göre değişkenlik gösterebilir. Erken evre meme kanserlerinde genellikle meme koruyucu cerrahi bir de bu kanserden koltuk altı bölgesine yayılım olup olmadığını test etmek amacıyla bekçi lenf nodu dediğimiz lenf nodunun çıkartılarak hastalık olup olmadığının kontrolü şeklinde başlatılabilir erken evrede. Teşhis konulduktan sonra. Tabi teşhis konmak için öncelikle o kitleden biyopsi yapılıp bu kitlenin kanser olup olmadığının kesinleştirilmesi lazım. Erken evre kanserde tüm memenin alınmasına şu aşamada gerek duymuyor hekim, cerrah arkadaşlarımız. Sadece tümörü güvenli bir sınırla çıkartıp daha sonra da bekçi lenf nodu dediğimiz lenf nodundan örnekleme yaptıktan sonra koltuk altındaki lenf nodlarında çıkarma gereği bile olmayan durumlar görülebiliyor. Mesela bekçi lenf nodunda eğer tutulum yoksa koltuk altı kısmına hiç dokunulmuyor. Daha sonra bu ameliyat parçaları patoloji kliniğine gidiyor. Patoloji kliniğinde patoloji uzmanı arkadaşlarımız tarafından yapılan incelemelerde bununla ilgili bir takım prognostik faktörler dediğimiz faktörler belirleniyor. Ve bu faktörler belirlendikten sonra hasta genellikle ilk etapta olmak üzere onkoloji konseylerinde görüşülüyor. Ve onkoloji konseylerinde bu aşamadan sonra yapılacak tedavi seçenekleri tek tek tartışılıyor. Eğer prognostik faktörleri iyi ise, küçük bir tümörse bazen kemoterapi bile uygulanmadan radyoterapi ile tedavi tamamlanabiliyor. Sonra hormon tedavisi dediğimiz hapın uzun süre kullanımıyla, 5 yıl gibi bir süre kullanımıyla tedavi tamamlanıyor ve takip periyotları hastanın devam ediyor. Takip periyotları bu hastalar için ilk 2 yıl 3 ayda bir, 2-5 yıl arasında 6 ayda bir, 5 yıldan sonra da yılda bir şeklinde devam ediyor. Lokal ileri dediğimiz meme bölgesinde başlamış, koltuk altı lenf nodlarına yayılmış ancak vücudun başka bir yerinde hastalığı olmayan hastalar için tümör boyutu küçükse ya direkt cerrahi yapılıyor ya da cerrahi yapılmadan önce bir kemoterapi programı uygulanıyor. Eğer meme koruyucu cerrahi yapılma imkanı olmayan büyük çaplı tümörlerde bu o tümörün küçülmesine ve meme koruyucu cerrahi yapılma imkanının sağlanmasına sebep oluyor. Ayrıca mesela koltuk altı lenf nodları pozitifken negatife döndüyse ve bu ameliyat sırasında bekçi lenf nodlarında tümör görülmemişse o zaman radyoterapi ile aksiller bölgedeki cerrahisi sağlanabiliyor. Lokal ileri tedavide iki seçenek var cerrahi olarak. Ya meme koruyucu cerrahiyi zorlamak ya da mastektomi yapmak. Yani memeyi tamamen almak. Meme koruyucu cerrahi için işte dediğim gibi neoadjuvan kemoterapi sonrası yapılan değerlendirmede bunun yapılıp yapılmayacağına karar veriliyor. Eğer yapılamayacak bir durum varsa o zaman mastektomi uygulanıyor. Mastektomi sonrası yani bu cerrahi sonrası yine patolojik prognostik faktörlere bakılarak radyoterapi tedaviye ekleniyor. Ya da eğer patolojik prognostik faktörler biraz kötüyse birkaç kür daha kemoterapiyle devam ediliyor. Bazı akıllı ilaçlar dediğimiz uzun süre kullanılması gereken ilaçlar verilebiliyor. Bazen gene radyoterapi sonrası eğer değerlerde pozitiflik varsa gene hormonoterapi dediğimiz hap tedavi, uzun süreli hap tedavileriyle hastalar kontrol altına alınıyor. Bir de metastatik meme hastalığı dediğimiz durumlar var. Metastatik meme hastalığında genellikle metastazların büyük çoğunluğu ilk önce kemiklere olabilmekte.
Bu kemik ağrılarına neden olmakta. Kemik ağrıları için ağrıların palyasyonunda öncelikle radyoterapi tedavi seçeneği olarak karşımıza çıkmakta. Ayrıca beyne yayılarak beyinde bir takım nörolojik semptomlara sebep olmakta. Çift görme gibi ya da felç gibi ya da nöbet geçirme gibi. Bu durumlarda gene radyoterapi önemli yer almakta. Ayrıca meme ya da diğer organlardaki metastazlara bağlı kanamalarda radyoterapi kanamanın durdurulması amacıyla gene rol alabilmekte. Meme kanserli hastalarda eğer meme koruyucu cerrahi uygulanmış ise radyoterapi 30 ya da 33 günlük periyotlar süresince her gün günde 3-5 dakika şeklinde uygulanan bir tedavidir. En önemli görülebilecek yan etkisi ciltte kızarıklık olması. Eğer bu tür şikayetler oluşursa hastalara gerekli destekler verilerek bu şikayetler minimalize edilmektedir. Bazen de yemek borusu alanına yakın olan ışınlamalarda yutarken hafif zorlanmalar olabilmekte hassaslaşmadan dolayı. Bu durumlarda gene ek destek tedavilerle hasta rahatlatılabilmektedir. Meme koruyucu cerrahide tüm meme belli bir süre ışınlandıktan sonra arkasından çıkartılan tümör lojuna da ek doz verme şeklindedir. Eğer memesi alınmış hastalarda ise bu tedavi genellikle 25 iş günü süren bir tedavi kapsamındadır ve 25 iş günü boyunca tedavi endikasyonuna göre her iki durumda da yani meme koruyucu cerrahi yapılmış ya da mastektomi yapılmış hastalarda o patolojik prognostik faktörlere bakarak mastektomi uygulandıysa göğüs duvarı dediğimiz memenin alındığı bölge, eğer endikasyonu varsa koltuk altı bölgesi ve supraklavikular bölge dediğimiz bu köprücük kemiğinin üzerindeki bölge ışınlama alanına dahil edilmektedir. Bazen memenin mamaria interna bölgesi dediğimiz lenf nodlarının pozitif olması durumlarında gene bu bölgeler tedavi alanına içine alınabilmektedir. Genel olarak eğer meme koruyucu cerrahi uygulanmış ise radyoterapi mutlaka verilecek bir tedavi seçeneğidir. Mastektomi de eğer koltuk altında herhangi bir pozitiflik yoksa ve tümör küçük çaplıysa prognostik faktörler de iyi ise radyoterapi verilmeden hasta takibe alınabilme imkanı vardır. Bunun bu kararları verebilmek için tabii ki patoloji sonuçlarının başlı başına yukarıdan aşağı incelenmesi gerekir. Benim asıl burada vurgulamak istediğim şudur. Meme kanseri tedavi edilebilir bir hastalıktır. O nedenle her hanımın 20 yaşından itibaren ayda bir kez adetten sonraki 3-5 gün adetin 3. 5. günü zamanında mutlaka kendi kendine meme muayenelerini yapmaları ve en ufak bir değişiklikte hekime müracaat ederek bu oluşan kitlenin ya da ciltteki bozukluğun neyle ya da meme başıyla ilgili sorunların neyle ilgili olduğu konusunda bilgilenmesidir. Eğer erken teşhis edilirse tüm meme kanserleri tedavi edilebilir hastalıklar grubundadır. Kanserden korkmayalım, geç kalmaktan korkalım.